Aşağıdakilerden hangisi somatik antijen için doğru değildir? A. Gram pozitif bakterilerde bulunmaz. B. Polisakkarit yapıdadır. C. Tiplendirmede kullanılır. D. İmmünglobulin G antikorlarının oluşmasına neden olur. E. Endotoksinle birlikte bulunur. Öncelikle somatik antijen ne demektir arkadaşlar? Yüzey antijenidir. Ve yüzey antijenleri tiplendirmeye yararlar. Şimdi şıkları incelediğimizde lipopolisakkarit tabaka sadece gram negatif bakterilerde bulunuyor. Ve bunun lipid kısmı endotoksin yapıdadır. Ve polisakkarit kısmı o somatik antijendir. Gram negatif bakteriler o antijenine göre serotiplerine ayrılıyorlar. Ve polisakkarit yapıda olan antijenlere karşı vücutta immünglobulin M yanıtı oluşmaktadır. Neden? Çünkü polisakkarit antijenler T lenfositleri uyarmazlar. Bu yüzden de immünglobulin G'ye anahtar çevrim olmaz. Peki neden olmuyor? Ne olması gerekiyor? İmmünolojide bunu detaylı konuşacağız ama şu an bir hatırlayalım. İmmünglobulin M salgılayan plazma hücrelerinin immünglobulin G salgılamaya başlamaları için T helper 2 lenfositlerin yüzeyindeki CD40 ligand ile B lenfositlerin yüzeyindeki CD40 molekülünün birleşmesi gerekir. Ve polisakkarit antijenler sadece B lenfositleri uyarıp T lenfositleri uyarmadıklarından böyle bir ilişki kurulamaz ve sonuç olarak sadece immünglobulin M sentezlenir. Peki immünglobulin G sentezlenmesi için yani T lenfositlerin uyarılması için ağzımdan kaçırdım cevabı ne olması gerekiyor? Protein antijen sunulması gerekiyor. Dolayısıyla burada somatik antijen, yüzey antijeni polisakkarit yapıda olduğundan immünglobulin M yanıtı oluşumuna sebep olur. İmmünglobulin G yanıtı oluşturmaz. Yani burada yanlış seçeneğim D. Ama A seçeneğine baktığımda gram pozitif bakterilerin de tabii ki yüzey antijeni vardır. Gram pozitif bakterilerde genelde hücre duvarının en dışında teikoik asit bulunur. Ve buna göre antijeni kısımları da tiplendirilebilirler. Ve yüzey antijeni tiplendirmede kullanılır. Endotoksinle birlikte bulunmaz. Endotoksinden farklı bir yapısı bulunmaktadır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki virülans faktörlerinin hangisi hedef dokuya tutunma ve kolonizasyonla ilişkili değildir? Yine temel mikrobiyolojide önemli konulardan bir tanesi virülans faktörleri. Şıklara bakalım. A. Flagella, B. Fimbria, C. Kapsül, D. Slime, E. Pilus. Şimdi bakın flagella ne demek? Bu H antijeni olarak da bilinir ve hareketi sağlar. Hareket etmek. Fimbria ve pilus dediğim ikisi de aynı anlamda kullanılır. Tüycüklerdir. Ve temel olarak hedef dokuya tutunmayı sağlayan en önemli virülans faktörleri fimbria ve pilustur. Normalde kapsül polisakkarittir. Temel fonksiyonu nedir? Fagostoza karşı korumaktır. Slime faktör ise yüzeylere yapışmak, orada mikropları içerisinde barındırıp biyofilm oluşturmak ve bu şekilde yine immün sistemden korunmaktır. Ama baktığımız zaman kapsül ve slime faktöründe hedef dokuya tutunma ve orada kolonizasyonla ilişkisi bulunmaktadır. Burada kolonizasyonla ilişkisi olmayan, hareketi sağlayan antijenim H antijenidir, flagella. Burada sorulmamış bir soru daha var TUS'ta henüz, onu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Genelde bakterilerin antijenleri şeker ya da biraz protein eklenmiş şekerdir. Bakterinin protein olan antijeni H antijenidir. Bu neden önemli? Biliyoruz ki polisakkarit antijenlere karşı, şuraya da yazalım, immün sistemde tekrar söylediğim gibi detaylı konuşacağız ama şu an duyalım. Polisakkarit antijenlere karşı vücutta immünglobulin M yanıtı oluşur. Protein antijenlere karşı T lenfositler uyarıldığından kalıcı hafıza ve immünglobulin G yanıtı oluşur. Bununla ilgili mesela ben şöyle bir soru bekliyorum TUS'ta. Aşağıdaki bakteriyel komponentlerden hangisine karşı immünglobulin G yanıtı oluşur? Flagel ya da diğer adıyla H antijeni. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki bakterilerden hangisinin hücre zarı 3 tabakalıdır? Allah Allah, daha önce hiç benzerini TUS'ta görmediğimiz bir soru. Yeni bir soru mu acaba? A. Mikoplazma, B. Leptospira, C. Nokardia, D. Mikobakterium, E. Borrelia. Şimdi arkadaşlar normalde bakterilerin hücre zarı çift sıra fosfolipitten oluşmuştur ve kolesterol içermez. Sterol, kolesterol ökaryotlarda bulunan bir lipid çeşididir. Ama istisnası var. Bu istisnai özellikleriyle TUS'ta defalarca soruldu. Hatta bir tane şifrem var, onu hemen size şuraya yazayım.
bir eksik, bir fazla mikoplazma. İlk şifrem geldi. Unutmayın, ne kadar saçma o kadar akılda kalıcı. Bir eksik, bir fazla mikoplazma. Önce eksik olan şeyini yazayım. Mikoplazmanın nesi eksik? Hücre duvarı yok. Fazla olan şey ne? Hücre zarında sterol var. Normalde sterol için ne demiştik? Ökaryotlarda bulunur. İstisnai özelliği mikoplazmadır. Bu da normalde bir bakteri olduğuna göre çift lipid tabakalı hücre membranına sahip. Bir de ekstradan sterol var. Dolayısıyla hücre zarı 3 tabakalıdır. Bakın, daha önce aşağıdaki bakterilerden hangisinin membranında sterol bulunur sorusu defalarca geldi. Bu soru çıkmamış. Bu şekliyle bir gün çıkacak, emin olun. Mikoplazma ve onunla aynı ailede bulunan, molekülitler adı ailede bulunan üreoplazma. Onun ikiz kardeşi diyebilirsiniz. Hücre zarında sterol var. Diğer bir deyişle arkadaşlar, hücre zarı 3 tabakalıdır. En çok karıştırmanızı istedikleri bakteri bunun mikobakteriyum. Hani miko, ikisi de miko ya. O yüzden bu şifreyi verdim. Deneyin oluyor mu? Bir eksik, bir fazla mikobakteriyum. Olmuyor. Hatta bunun da şifresi kendi içinde gizli. Bak, diyor ki bize, gizli öznesini koy buraya. Ben mikobakteriyum. Hocam ne dedi bana? Ben mikolik asit içeren bakteriyim diyor. Mikolik asit bir çeşit lipid tabakası, yağ tabakasıdır. Bunun ne işe yaradığını daha sonraki şıklarda konuşacağım. Peki diğerlerine baktığımda burada Leptospira ve Borrelia spiroket ailesinde bulunuyor. Bunların özel bir özelliğinden bahsedersek, resimleri, şekilleri şu şekildedir. Spiroket ailesinde bulunurlar. Ve buradan hemen mürekkep rengini değiştireyim. Bakın, bunların hareketini sağlayan flajelleri, biraz kalın oldu ama, flajelleri içlerinde bulunur. Bu yüzden dönerek hareket ederler. Bunlara aksiyel filaman adı da veriliyor. Peki şıklarda yer alan nokardiya ile ilgili size ekstra ne söyleyebilirim? Normalde mikolik asit, bir çeşit yağ dedim ya arkadaşlar, yağ koruyucu bir tabaka sağlar. Ve biz normalde bakterilerin tanısında gram boyama kullanıyoruz. Ama düşünün, bir kek yapıyorsunuz. İşte ya da elinize tereyağı yoğurdunuz ya da elinize vazelin sürdünüz. Normal sabunla yıkadığınızda çıkar mı? Çıkmaz. Bulaşık deterjanı dökersiniz, bir iki kere yıkarsınız ancak çıkar. Aynı mantıkla bu yağ bakterilerin duvarında koruyucu özellik gösteriyor. Dolayısıyla mikolik asit olanlar duvarında gram boyama ile boyanmıyorlar. Bunun en temel örneği mikobakteriyum. Hatta en bildiğiniz türü söylersem mikobakteriyum tüberkülozis, verem etkeni. Nokardiyanın istisnai özelliği, hücre duvarında mikolik asit olduğu halde gramla da boyanabilir. Normalde hücre duvarında mikolik asit olan etkenler EZN yöntemiyle boyanırlar. Bunu diğer sorularda konuşacağız. Biraz hatırlatma yapmış oldum. Sorunun özetine geçersek, daha önce karşımıza çıkmamış hali, hangi bakterinin hücre zarı 3 tabakalıdır? Mikoplazma ve onunla aynı ailede bulunan üreoplazma. Dördüncü sorumuz. Şurayı temizleyelim. Kapsülü boyamak için kullanılan boya aşağıdakilerden hangisidir? Yine temel mikrobiyolojide spesifik olarak hangi boya neyin tanısında kullanılıyor bilmemizi istiyorlar. A. Potasyum hidroksit, B. Gimza, C. Musikarmin, D. Laktofenollü pamuk mavisi, E. Metanemin gümüşleme. Aslında bir çeldirici yok arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada direkt olarak spesifik gelmediğine, kapsülün gösterilmesinde normalde iki yöntem kullanılır. Çini mürekkebi veya nigrosin eriği dediğimiz yöntemle lam siyaha boyanır. Ve böylece boyayı almayan kapsül görünür hale gelir. Yani etken şeffaf olarak görülüyor.